Veren bir yaratım var. Yani bunun içerisinde... Bir şeyi ertelemeye değmiyor. Eski seni öldür, yeni seni yarat. Bunun için de adım atmak her lazım. Her saniye yenileniyoruz zaten. Evet. Yani biraz önce eskiydik yani. Bitti. Biraz önce evet. Çalarken. Çaldık bizden... bitti mesela. Şimdi izlediğimizde bitti. Aynen. Aynen. O biz değiliz artık. Yapabiliriz yani birbirimiz için aynen. varız. Yani birimizin yaptığı o eylem başka birisinin umudu olmuş oluyor. Çünkü kendini görüyor. La bu adam yapabilmiş, ben de yapabilirim ya. Hani yapıp adam hayatta kalabiliyor, hayatını kazanabiliyor. Aynen. Ben neden yapamayayım deyip o kabuğunu kırmak için cesaret edinmiş oluyor. Peki sana bir şey soracağım. Çok güzel konuşuyoruz, yapabiliriz ederiz diye. Bunun için sence en gerekli olan şey ne? Genç bir çocuğa konuştuğumuz şu an. 15 yaşında bir gence konuşuyorsun, belki daha küçük. Müziğe başlıyor. İlk yapması gereken şey ne sence? Şimdi istemek tabii ki. Yani ilk başta tabii ki istemek. İstemeyi istemek değil ama. Yani gitar çalayım çok istiyorum. Değil. Gerçekten imkan var. Yani geçen sokaktaki geçen çıkarsan kafanı camdan hurdacı geçerken hurdada gitardan kaç kez gördüm belki sen de görmüşsün. Aynen, aynen. Oradan alıp iki tel bulup birisinden bana mesela gelse birisi gelse genç arkadaşım gitar teli rica etse ben elimden geleni yaparım yani. Gibi. Müzisyenler yapar. Her şey her aynen. şey yani biz sınırlandırdığımız için bu kadar zor geliyor. O yüzden istemek çok önemli. İstedikten sonra da adım atacak yolu zaten buluyorsun, görüyorsun. Yani ilk önce ben bu şartlarda ne yapabilirim? Yani bulunduğun şartta ne yapabilirsin? Buna bakıp gerçekten bu anını güzel bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Aynen. Sonraki adım var mı? Sonraki adım ya tabii ki nota bilgisi mesela benim hayatımda kurduğum bir sınırdı yani kendime. Sürekli notadan kaçıyordum. Çok küçük yaşlarda piyano çalmaya başladım. Korkutucu geliyor insan ama. Tabii tabii ya çalışacaksın ama sürekli. Ama öğrenince de o kadar basit ki. Evet, evet. Yani öğrenmeyi zaten öğrendim diyemiyorsun çünkü sürekli öğrenmeye devam evet. ediyorsun yani. Bir temel var ya o temeli atınca hani zaten bitmiyor sonu yok. Bitmiyor. İşin. Evet. Ya ama şey gibi geliyor. O temeli sonra en azından o hani ana figürleri okumaya başladıktan sonra ritimleri okumaya başladıktan sonra rahatlıyorsun hani hı-hı. korkmuyorsun notadan. Ben de uzun süre korktum. Değil mi? İşte. Çok korktum yani. Ama öğrendikten sonra çok geç kaldığımı fark ettim yani. Keşke daha önceden öğrenseydim. Yani. Keşke dili de, bu yani. Yani evet şöyle bir şey bilmiyorken şimdi notayı bilmiyorken müzik yapmak istiyorsun. İçinden geliyor duşta söylüyorsun. Orada burada söylüyorsun. Misafir ediyorsun söylüyorsun. Orada. Diyorsun ki bunun ya kardeşim bunun dili nedir? Notadır değil mi? Yani ben şimdi fa majörden çalıyorum. Sen mi majörden çalıyorsun falan. Ya bunu bilmediğin için notayı çalışmaya başlamam lazım, çalışmam lazım, öğrenmem lazım falan. Yani sanki bilen insanları böyle sınırsızın ötesinde gibi görüyorsun. Aynen. Ve böyle sanki oraya bir anda ulaşman gerekiyormuş gibi bir sorumluluk da yükleniyorsun kendine. Öyle bir şey yok. Bir küçük yani günde bir saatlik bir nota defterine açıp baktığında, kendin onu yazdığında bu doğuymuş, bu re'ymiş diye. Bak çok güzel bir yere dokunduk. Ne dedin? Çalışmak. Çalışmak, evet. Çalışmak tabii ki. İsteğin doğrultusunda, hayalin doğrultusunda evet. adım atmak şey, tabii. Evet. Yani şimdi anne baba, babam çok istiyordu mesela nota öğreneyim. Bir hoca geliyordu bana, piyano hocası. Ya tamam şimdi müzik yapmak istiyorum da ben nota öğrenmek istemiyordum ya. İstemek o yüzden başta geliyor. Yani niçin istiyorsun nota öğrenmeyi? Şov yapmak için, ben bunu biliyorum demek için mi? Yoksa o arzu ettiğin, istediğin o müziğin içerisinde daha çok yerler keşfetmek için mi? Daha çok şey, ya bu bir kanal oluyoruz. Ben aynen. bu şekilde görüyorum. İlahi gücün, yaratanın, Tanrı'nın bir kanalı olmuş oluyoruz müzik yaparken. Her sanatta bu böyle. Bir kanal olmuş oluyoruz ve bunu bildiğimiz, öğrendiğimiz, zihnimize kazıdığımız bilgileri kullanarak bunu yapıyoruz. Ne kadar çok şey biliyorsan o kadar çok kapasiten artıyor. Bu kadar kanal olurken bu kadar çok ifade yeteneğin, özgürlüğün genişlemiş oluyor yani. O yüzden öğrenmek, çalışmak çok önemli. Çalışın arkadaşlar. Bol bol çalışın. Benim için de geçerli bu arada. Ben hala bak sightseeing şeysi var orada. Bakmıyorum yani. Biz girdik zaten o görüntülerde biraz aldık. İlk bir tane akor girmişin üstüne. Kim bilir neler yapıyordun biz gelirken neler evet, kurduk. Barış Manço'nun şeysi plağı. Plakçalarım bozuldu. Onu tekrar tamir etmem gerekiyor. Tek başıma olunca bu kadar oluyor işte. Bir şeyler vuruyordu orada akor. Sen mi yaptın? Ben yapmadım onu. Direkt böyle şey doğaçlama kurgudan çıktı yani. He, öyle. Siz gelmeden önce bir 20 dakika boyunca böyle bir kaldım yani oradan böyle hayal ediyorum akorları ne olabilir ritimleri falan filan.
Güzeldi. Müzisyen beyni böyle çalışıyor. Evet. Müzisyenle ilgili senin söylemek istediğin, senin tecrübelerinden kazandığın bir şey var mı? Müzisyen adam nasıl adamdır? Yani hep derler ya böyle daha düşüncelidir falan. Senin böyle bir tecrübelerinden edindiğin bir şey var mı? Müzisyen adam... Ya da sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenendir diyebiliriz. Farklı değildir. Fark yaratandır. Farklı değildir ama. Güzel. Yani farklılığı üstüne alındığın zaman çok saçma sapan bir yere götürüyor ego seni. Yani ben farklıyım ben. Değil, değilsin. Farklı değilim. Köydeki oturan muhtar amcadan farklı değilim. Hiç kimseden farklı değilim. Yani etiket, tabii ki etiketlerle yaşıyoruz. Yani benim üstümdeki gömleği satın alıyorum, şeyi alıyorum, bunu alıyorum. Doğada yaşayan insanları görüyoruz. Yani inşallah biz de o şekilde yaşarız. Aynen. Onu tadarız. Ama hani o farklılığı üzerine giydiğinde, onu etiket olarak giydiğinde, ben farklıyım dediğinde o zaman o duruluyor. O egoyla yaşayamıyorsun. Keza ben yaşayamadım. Öyle bir şeyi de kabul etmedim çünkü çok yük oldu bana. Ama fark yaratıyorum, evet. Çünkü bu kanalı seviyorum. Kanal olmayı seviyorum. Müziği seviyorum, insanları seviyorum. Hepsinden önemlisi. İnsanın içindeki o iyiye güveniyorum yani. Bu dediklerin, bu dediğim başlıkları müzisyenler ya da sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan herkes daha net görüyor sanki. Evet. Farklılık değil dediğin gibi ama biraz böyle daha farklı bakabiliyoruz gibi. Evet. Ama farkımız yok tabii ki. En çok tepkiyi de zaten o şekilde aldım ben. İnsanlarla tanıştıkça işte sokak müziği vesile oldu. Çok önemli bir yer taşıyor benim hayatımda sokakta müzik yapmak. Adam görüyor, kadın görüyor, senin gözünden görüyor. Farklı değilsin ondan. Sadece fark yaratıyorsun. Çünkü aynen. Hani o anda orada olman bir fark yani. Günün sözü oldu bu. Ben blogda da yazıyorum aynı zamanda. Bloguma yazacağım özellikle koca puntolarla. Farklı değiliz, fark yaratıyoruz. Evet. Evet. Süper bir slogan oldu bu. Teşekkürler, çok güzel şeyler kattın bugün bize. Bir şeyler daha çalalım mı? Ne yapalım? Neyi istersin? Ne yapalım? Sen... Bir türkü demiştin sen. Olabilir o. Şey yapalım. Uzun ince mi? Olabilir. Olabilir. Bir onu yapalım istersen.
gece. Süperdi. Alkışlar geliyor arkadaşlar. Misafirlerimiz. Hadi misafirler gelsin. Şimdi misafirlerimizle içeride şeyler yapalım. Tamam. İsterseniz burada devam edebiliriz. Hey. Şimdi misafirlerimiz kimler abi? Onlardan biraz bahset. Misafirler sevgili sevgilimciğim Çisem Ege. Bravo abi. Harikasın. Ve ortaokul diyeyim değil mi? Ortaokulda müzik öğretmenliğimi yapan Nazif ne Tunç Demirağ. Evet. Oo. Hocam burada. Ne yapalım, geçelim mi içeri? Tamam, yoksa geçelim. Bak Mehtap'ı saymıyoruz. Aa, bravo. Eyvah, yandın. Allah. Ve bizi bir araya getiren Mehtap Çılgın. Süper. Hadi o zaman geçelim. Hadi geçelim.